Göklerde name adım, huysuz ve tatlı kadın. 80'lerde tanıdık Bahar Öztan'ı. Hepimize gülümseyen o hayat dolu gamzesiyle çok sevdik onu. Unutulmaz filmlerde oynadı. Bir oğul büyüttü. Ancak kanser illeti hiç rahat vermedi. Defalarca yendi, tekrar tekrar nüksetti. 8 yıl mücadele etti. Adını aldığı bahar mevsiminin ilk günü 61 yaşında ruhunu teslim etti. Çok büyük rahatsızlıklar geçirdim. Yani birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Hikayesi 1962'de İskenderun'da başladı. Memur bir babanın kızıydı. Bir yaşına gelmeden ebeveyni boşandı. Üçü öz, dört kardeşi vardı. Oyuncu Nilgün Saraylı da kardeşiydi. Anneleri birdi. İstanbul'da okudu ortaokul ve liseyi. Büyüdükçe güzelleşti. O gamzeli yüzü dikkat çekmeye başladı. Reklam teklifi aldı. Önce bir şampuan tanıtımında oynadı. Kısa sürede reklam yıldızı oldu. İlk öyle patladı. Meşhur olmadan önce o televizyon reklam filmlerinde oynarken... Sonra fotoromanlarda boy gösterdi. Bahar Öztan 1979'da Şaşkın Milyonerler filmiyle sektöre kalıcı bir giriş yaptı. Nedir o kucağındakiler? 80'ler, Türkan Sultanların, Fatma Giriklerin artık biraz yaşlandığı, Hülya Avşar, Serpil Çakmaklı, Banu Alkan gibi güzellerin boy gösterdiği senelerdi. Bahar Öztan da bu yeni yıldızlar sahnesinde kendine bir yer buldu. O sinemayı, sinema seyircisi onu çok sevdi. Peş peşe Cüneyt Arkın ve Kadir İnanır gibi jönlerle başrolü paylaştı. Artık hayalindeki aktörlerle oynuyordu. Şöhret olmadan önce platonik aşk beslediği Kadir İnanır, şimdi filmdeki partneriydi. Ama yine de aşkını hep gizli tuttu, hiç söylemedi. Lütfen beni anlamaya çalış. Sevimli, sempatik bir yüzü vardı Bahar Öztan'ın. Bu yüzden kısa sürede Kemal Sunal yapımlarına da dahil oldu. Doktor Civan'ın ve Orta Direk Şaban'da aynı kadrajı paylaştılar. İki film de çok beğenildi. Bahar Öztan seneler sonra rol arkadaşı Sunal'ı, çekimler bittiği an ciddileşen, sadece kamera önünde gülen biri olarak tarif edecekti. Bak Şaban, seni çok severim. Arabesk film furyasının da önemli bir kadın yıldızı oldu Bahar Öztan. Ferdi Tayfur, Ümit Besen, Gökhan Güney gibi şarkıcıların çok sayıda yapımında onlara eşlik etti. Yeşilçam'ın yavaş yavaş bittiği 80'lerin sonunda daha düşük bütçeli İlyas Salman ve Aydemir Akbaş filmlerinde de oynadı gamzeli güzel. Görmüyorum. Yeşilçam yıldızlarının sinemadan değil, şarkıcılıktan para kazandığı dönemlerdi. Bahar Öztan da aynı yoldan geçti. İlk olarak 1987'de İzmir Fuarı'nda sahneye çıktı. Şarkıcılığı beğenildi, 1993'e kadar gazinolarda sahne aldı. Dillerde name adım, dillerde name adım. İlk evliliğini 1980'de futbolcu Kasım Gündüz'le yaptı. Anlaşamadılar, birkaç sene sonra ayrıldılar. 1993'te Almanya konserinde tanıştığı mimar Yavuz Çolak'la kısa süre sonra ikinci evliliğini yaptı. 1995'te oğlu Yiğit dünyaya geldi. Evlendim, yurt dışına gittik. Oğlum oldu. 2001'de Amerika'ya gitti. 7 sene orada yaşadı. Döndükten sonra 15 yıllık evliliğini 2008'de noktaladı. Sinemadan ziyade şarkıcılıktan para kazanan Bahar Öztan, geleceğe yatırım yaptı. Bodrum'dan aldığı arsaya 26 odalı otel yaptırdı. Başkasının işlettiği otelde kendine ait bir evi olan Öztan, kreş de işletti. Böylelikle sinemanın krize girdiği 90'larda pek film ve dizilerde yer almasa da rahat bir hayat sürdü. Mis gibi oksijenimi çekiyorum. Fevkaladenin fevkinde. 2000'lerde çok az yapımda yer aldı. Bunun kendi tercihi olmadığını, yaşlanınca yüzlerine bakılmadığını seneler sonra itiraf edecekti. 90'larda oyunculuğa ara verdiği için biraz pişmandı. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bahar Öztan uzun seneler Bodrum'da yaşadı. Kendisini oğluna adadı, onu büyüttü. En büyük korkusuysa kanser illetiydi. Çünkü annesi göğüs kanserine yakalanmış, babasını da akciğer kanserinden kaybetmişti. Bu yüzden temkinliydi. Devamlı kontrollere gidiyordu ancak hastalık çok sinsiydi. Fark ettirmeden bedenine yerleşmişti. Ben çok güzel kendime bakıyordum. Her sene kontrollerimi yapıyorum ama yine de çok sinsi.
İlk olarak 2015 yazında tanıştı bu illet hastalıkla. Yapılan tahlillerde yumurtalık kanserine yakalandığını öğrendi. Hemen tedavilere başlandı, ameliyat oldu. Hastalığı yendiğini düşündü ancak kanser bir yıl sonra bu kez bağırsaklarında ortaya çıktı. Yani birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Bahar Öztan başına gelenleri amenna diyerek karşılayacak bir olgunluktaydı. Kanser 2017'de üçüncü kez nüksetti. Ameliyatlar, kemoterapiler gördü. Kendi saçlarından yaptığı peruğu kullandı. Mücadeleciydi. "Oğlum var, ölmemem gerekiyor," diyordu. "Canım oğlum, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Yeni yaşında her şey istediğin gibi olsun. Tüm sevdiklerinle birlikte." Üçüncü ve dördüncü kez bedenindeki hastalığı geriletmeyi başardı Bahar Öztan. Ancak birçok yerde dördüncü defa geçse de kendi anlatımına göre Ekim 2023'te bu sinsi hastalığa beşinci kez yakalandığını duyurdu. Beşinci defadır yakalanışım. 8 yıldır mücadele ettiğimi zaten biliyorsunuz. Bu kez kolon kanseriyle mücadele ediyordu Bahar Öztan. Hastaneden paylaştığı fotoğraflarla kısacık ve beyazlayan saçlarıyla sevenlerinden dua istedi. Ancak her şeye rağmen o yanaklarını süsleyen gamzesi hepimize gülümsemeye, umut vermeye devam ediyordu. "Her şey yolunda, gayet güzel gidiyor. Hepinizi çok seviyorum. Beni merak etmeyin. Her şey yolunda. Size kucak dolusu sevgiler. Dualarınız o kadar iyi geldi ki teşekkür ediyorum." Bu paylaştığı son videoydu. Ardından yeniden aylar süren zorlu tedavi süreci başladı. Herkes yine umutla güzel bir haber bekliyordu. Çünkü 4 kez o illeti yenmeyi başarmıştı Gamzeli Güzel. Yine yapabilirdi. Ancak Mart 2024'te kötü haberler geldi. Durumu ağırlaştı. Bu yüzden entübe edildi. "Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum." Birkaç gün sonra ise acı haber geldi. 21 Mart 2024'te kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında vefat etti. Milyonları yasa boğan haberi oğlu Yiğit Çolak, "Canım annem huzura kavuştu," mesajıyla duyurdu. "Çıkmış olduğum bu yükleri yolculuğun hem de haklarına kayıtlara vesileyiz." Bahar Öztan'ın cenaze namazı Şakir'in camisinde kılındı. Taziyeleri oğlu kabul etti. Çok sayıda seveni de onu son yolculuğuna uğurlamak için oradaydı. Nuri Alço, Gani Rüzgar Şavata, Bora Gencer, Serdar Gökhan, Gökhan Güney, Safiye Soyman gibi ünlü isimler de cenazeye katıldı. Kılınan namazın ardından Bahar Öztan, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. "Biz dünyadaki yapmış olduğu iyiliklerini, güzelliklerini, hayırlarını, ziyaretlerini kendilerine cennet sebebiyiz." Bahar Öztan bu erken vedasıyla bir dönemi, anıları, 80'lerin hatıralarını da beraberinde götürdü. Gülümsediğinde hiç solmayacak bir gül gibi açan o güzel yüzü, 8 yıl mücadele ettiği kanser yüzünden bir bahar günü solup gitti. "Hoşça kalın, sevgiyle kalın." Altın çağlarını 80'lerde yaşayan Bahar Öztan, kısa süren Yeşilçam serüvenine rağmen kalıcı olmayı başardı. Evliliklerinde mutluluğu bulamasa da anneliğiyle bunu telafi etti. Renkli, güzel ve dolu dolu bir yaşamı oldu. Ancak son yıllarda kanser bir türlü rahat vermedi. Defalarca bu amansız hastalıkla sınandı. Hayat enerjisi ve mücadeleci ruhuyla 4 kez üstesinden gelse de kolon kanseriyle artık savaşacak gücü kalmamıştı. 61 yaşında sessizce veda eden güzel yıldızdan geriye artık izlerken daha çok hüzünleneceğimiz filmler ve hafızamızdan hiç silinmeyecek gamzeli bir gülümseme kaldı. "Dillerde name adın, aşk gibi huysuz ve tatlı kadın." Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.